Merhaba millet, sürpriz serimize hoş geldiniz. Super Meat Boy oynayacağım. Akıllara zarar, sinir bozucu bir oyun. Vallahi açıkçası çok komik, garip tepkiler verebileceğimi düşünmüyorum ama hiç belli olmaz çünkü gerçekten sinir bozucu bir oyun. Böyle iki tane şey vardı, Super Meat World ve Chi The Forest diye. Ben bu güzelinden başladım çünkü buradakiler insanlık dışı, biraz denedim böyle, olmaz öyle bir şey yani hani. Nasıl daha fazla küfür yiyebiliriz diye kasmışlar arkadaşlar galiba. Şimdi hikayesi var, Super Meat Boy'umuz böyle derisi olmayan etten bir çocuk. Bandajdan bir sevgilisi var. Bir de işte bir takım elbise giymiş bir fetüs olan düşmanımız var. Şimdi ormandan başlıyoruz. Hello World bölümü. İlk bölümler çok kolay olacak zaten çünkü tanıtım falan yani ne yapman gerektiğini gösteriyor burada böyle. Çizimleri falan çok tatlı bir oyun. Aa, çok basınca daha fazla zıplarsın diyor. Tamam. Ha, benim gitmemi mi bekliyordunuz? Yaşasın! Sevgilim ulaştım derken hemen adi herif kaptı götürdü. Tamam, onu da yapacağız. Hop. Ulaştım. Devam et. Hayır! Aaa! Hoppa! Tam kafasına indim kızın. Ama yine çaldı. Evet, bu ilk tutorial bölümünde biraz sıkıcı ama oyun hakkında biraz fikriniz olsun diye şey yaptım. Oldukça keyifli bir oyun. Bu ne işe yarıyor acaba? Aldım ama bakalım. Bandaj alınca mutlu mu oluyoruz? Ha. Peki. Dur bakalım. O neymiş öyle? Ne oldu? Değişik bir şey buldum. He, peki. Aha, çok tatlı. Ha, hiç tatlı değil. Bunu nasıl geçeceğim ben ya? Tamam, nostalji achievement'ı aldık da. Ana, bandaj varmış orada. Dur bakalım. Ha, şu koyu renkli olandan geçiliyormuş. Tamam, dur bakalım. Geçeriz belki. Yaşasın. Başardım. İşte bu çok iyiyim ya. Dur bakayım. Neymiş? Oo, çok heyecanlı. Hayır ya, of. Tam bandajı da almıştım. Gülmeyin. Game over. İyi iyi, hadi. Burada mıydım ben en son? Neredeydim ben? Evet. İyi. Oraya bu sefer girmesek doğru. Nostalji belki daha sonra kendim yapar. Bu şeyi, bölümü, bu bölüm diyorum yani bu oyunun bölümlerini onlar en fazla 15'er dakikalık yapmayı planlıyorum. Çok geyik zaten, kısacık bir oyun oldu. Gerçi ileride muhtemelen daha fazla bile uğraşacak bölümler olacak. Bunlar çok basit bölümleri. Gözünüzü korkutmak için, neyle karşılaşacağınızı anlatmak için en zor bölümlerden bir tanesini birazdan açarım, gösteririm. Gerçekten çok çirkin bir şey ama bir dakika. Orada bandajı alacağım. Evet, aldım. Ve hayır, sesim gecikmiyor. Ben tepkiyi geç verdim. Niye aldıktan 5 saniye sonra evet aldım diyorum. O da ayrı bir düşünülesi konu. Hop. Buralar çok kolay ya, basitmiş.
Bunları hiç oynamasa mıydım ama şimdi oynasa göstermek için bilmeyenler öğrensin diye şey yapmak istedim. Super Meat Boy Steam'de bulabilirsiniz. Bağımsız bir oyun. Yani şu anda kaç dolardır bilmiyorum ama en fazla 10 dolardır. 10 dolara kadar mı diyecek olursanız... Ana ne yaptım ben öyle be? Çok değişik bir şey yaptım. Yani çok değişik bir şey, duvarı kırdım. Bir dakika. Adım adım, adım adım, adım. Yaşasın! 10 dolara bence değer çünkü uzun süre oynatabilecek eğlenceli bir oyun gibi ama... Of. Tabii ya... Daha fazla... Aaa! Yani 5 dolar böyle bir oyun için daha uygun bir fiyat olurdu bence. Orada bandaj da varmış ya, çok güzel duruyorsun bandajcım ama... Ya işte bandajı almak için... Kendimi kazıp ödemeyeceğim şimdi. Ya! Of! Oy oy oy. Heh, yetiştim. Ha, şimdi biraz daha eğlencelileşmeye başladı. Bölümler. Orada bir tane daha portal var. O portal nereye gidiyor acaba? Şu renge bakın ya, çok güzel bir rengi birim doğrusu. Dur bakalım o zaman. Ay. Of, nasıl başardım bunu ya? Hadi. Heh. Portal'a gitmek istemiştim. Bu sefer nereye geldik acaba? Ya oyundaki bu ufak tefek şeyler çok güzel gerçekten. O neydi ya? Nyan Cat'a benzeyen bir şey geldi orada. Çok değişikmiş gerçekten. Bitrip Runner oyunundan gelmiş bir şey. Ha doğru, Bitrip Runner diye bir oyun vardı. Ben onu oynamamıştım da. O. Bende var o oyun. Güzel bir bağımsız oyun olduğu söyleniyor. Müzikle koşmalı böyle değişik bir oyun sanırsam. He, nasıl yapacağız onu şimdi? Olmadı. Peki son anda mı atlayacağım? Yani neyse şimdi. Video çekerken terbiyemi bozmak istemediğim için söylemiyorum da. Siz anladınız. Ha o yukarıda öyle... Çok değişik gerçekten. O zaman yok, öyle şey yapmayacağız. Yuppii, yine geldim, yine geldim, yine geldim ve burayı başardık mı? Commander videoyu unlock etmişim. Acaba ne işe yarayacak? Neyse, A plus one'lar nasıl oluyor acaba ya? Ha, bu çok hızlıymış. Etten yapılmaymış, öyle diyor. Bu süzülüyormuş ama yavaşmış. Ben tabii ki Meat Boy'cumla oynayacağım ya, Meat Boy'suz olur mu? Şimdi... Ha, onu artık alırız, buraya direkt gelebiliriz. Evet... Aman! Fazla yakın durdum. Hoppa, işte bu kadar. Wow.
Bakayım acaba ne kadar süre oldu ya. Neyse dur bakayım birazdan. Ağlamak istiyorum. Sayın seyirciler. Evet. Hangi level'da olduğumuzu da bilsem. Cactus Jumper. Dur bakalım. Bu güzel bir şeye benziyor. Bak 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 bak. Beceriksizliğim bu kadar. Evet. Lan. Of. Kafadan gireceğim. İşte böyle. oyun yapımıyla ilgilenen arkadaşlar varsa Steam'de Indie Game The Movie diye bir film var. Steam'den film de alınabiliyor zaman zaman da olsa. Bu film Braid, Fez ve bu Super Meat Boy'un yapımını anlatıyor. Bağımsız oyun geliştiricinin çektiği çileyi falan gösteriyor yani. Onu anlatıyor. Oldukça keyifli bir belgesel. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor ve Türkçe altyazısı da var. Tabii 10 dolar şu anda pahalı. Ben indirimlerde 2,5 dolara almıştım. Hani 10 dolar için yani verecek 10 dolarınız varsa ve oyunla alakalı yani oyun yapımıyla ilgileniyorsanız 10 dolara acımazsınız. İlgilenmiyorsanız ama sadece merak ediyorsanız 10 dolar biraz çok gelebilir bir film için. Sinemaya gitseniz de daha az para verdiğinizi düşünürsek yani 10 dolar biraz astronomik geliyor bana ama 2,5 doları verdim. Hiç de acımadım yani. Eğer hakikaten ilgileniyorsanız bu konuyla tavsiye ediyorum. Onu izleyin. Görün nasıl şeyler çekiyor adamlar. Hakikaten çok keyifli bir belgesel olmuş. Türkçe'de yani seçenek eklemeleri çok iyi olmuş. Hoşuma gitti. Çeviride bazı hatalar olsa bile o ne ya? Konuşunca tabi. Ya. Ha, aşağıda bir şey yok mu? Ben yine bandaj vardı diye düşünüyordum da. Acele etme Ege, acele etme Ege. Oo. Ah. Hadi. Lan. Neyse, Indie Game The Movie'yi tavsiye ediyorum. Oha, çok uzağa gittim diye mi şimdi? Şerefsizler. Şerefsizler. Ağlama gidiyorum ya. Indie Game Movie izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir deneyim gerçekten de yeter lan. Ya orada bir zıplamaya basmadı, bir basmadı. Tabii ki ben mal gibi orada bir şey yapmıyorum. Kendi kendime koşmuyorum. Ah be, neyse. Back to map diyelim. Okay. Son iki şey demeymişiz. Boss da varmış. Hadi ya uzasın. Böyle bir boss fight'ı da yapayım öyle. Geçelim. Size hepsini göstermiş olayım böylece. Hem belki biraz daha çıldırtır siz de. Gülersiniz ulan. Hadi. Ya en baştan başlatıyor bir de. Tabii ki buradan gideceğim yani. Ne lan? Gerçekten adamı hasta eden, kanser eden bir oyunmuş. Ama siz benim sinirlendiğimi görmeyi çok seviyorsunuz. O yüzden çok hoşunuza gittiğini düşünüyorum şu anda bu videonun.
Umarım yanılmıyorumdur. Of. Ya ben o tarafa doğru zıplamadım ki. Ağlamak istiyorum. Ay. Size o boss fight'ı göstereceğim. Gerekirse yarım saat sürsün video. Bu ne ya? Kim yaptı oğlum bu oyunu? Ben size acımıştım şey izlerken, artık hiç acımıyorum. Resmen adamlar biz bağımsız oyun yaparken bu kadar zorlandık. Alın siz de bu kadar zorlanın diye şey yapmışlar yani. Abi delireceğim, insan checkpoint koyar. İnsafsızlığa bak ya. İnsafsızlar. Of. Tamam. 3 kere daha deneyeceğim, beceremezsem bırakacağım. Çünkü sıkıcı olmaya başlayacaktır diye düşünüyorum aynı yerde 20 kere ölüşümü izlemek. Oy, yaptım. Ay. Çok korkunç. Ay, işte bu. İşte bu. Evet. Şakacılar sizi. Sessiz şakacılar. Bak bak bak, hareketlere bak. Na 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 na. Şimdi ne yapacağız? Ya böyle de bir insafsızlık olamaz ki. Nasıl bir level design'dır bu? Nasıl bir level design bu? Alacağım ama bandajım olamaz da. Ya üf, beklemedim işte, dikkatsizlik böyle. Ne iğrenç bir şeydi şu dikkatsizlik. Ya tamam, son 3 deneme. Son 2 deneme. Son deneme. Yok yok, bu çok kısa sürü denemeler o yüzden. Aman. Ya o boss'u göstermek istiyorum ben size ama. Şu an çok mutsuz oldum gerçekten. Hayır. Ya ama. Ya gidip de en alttakine denk getiriyorum, sonra hemen gidiyor. Hadi bakalım bu sefer olacak. Abi düşsem olacaktı ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne yeteneksiz adamım. Ne yeteneksiz adamım ya. Evet, oldu. İn aşağı, aferin. Hadi. Yes! Yes! Boss'a geldim. Boss'a geldim.
boss'a geldim. Çok kızgın, çok agresif Super Meat Boy. Burada adam bir boss mu çıkartacak karşıma? Pis Fetüs. Pis Fetüs. O ne abi, her taraf yandı ya. Garip bir şeye bindi, boss oldu şimdi ha. Ne yapacağız? Oho. Lan gelme. Bu ne be? Nasıl yapacağım acaba ya? Çok anlamadım pek olayı ama. Ha 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 ha. Evet evet, çok gerçekten. İnsafsızlığın doruklarını. Oo, ne güzel kaçtım be. Ama bunu yapma bunu. Bunu yapma. Ya. Hadi be. Ya. Ne kadar zor ve de iğrenç bir bölümmüş burası ya. Hadi. Çok güzel level design yapmışlar. Gerçekten çok beğendim ama zor yani. Bu kadar insafsızlığa ne gerek vardı? Çok mu dayak yediniz çocukken? Çok mu dayak yediniz çocukken siz? Ha. Hadi be, hadi be. Neyse, ben boss'u yeneceğim demiştim. Boss'u göstereceğim demiştim en azından. Birazcık daha dener sonra. Baktım olmuyor, kapatırım yani çünkü. Olacak iş değil sayın seyirciler. Yani tabii ki geçilmeyecek bir boss değil kendisi ama niye böyle oldu? Demin sanki bu yöntemle geçmiştim. Haydi. Ya ama. Beklemeye de korkuyor insan, arkadan gelen var. Of. Ama o nasıl olacak orası? Ha, çarpıp geri döneceğim ondan sonra. Tamam, dur bir daha öyle deneyelim. Oraya kadar gelebilirsek. Oo. Ölme şeyim, ölme. O ne ya? Ha? Ya, tamam. Bitiriyorum burada videoyu. Yeni sayfayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İsterseniz devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.